Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir konu ve yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü dersimizin konusu hareket. Hareketteki temel kavramlar konusu olacak. Hadi hiç durmadan, beklemeden, ara vermeden başlayalım. Evet, ünitemiz kuvvet ve hareket ya da hareket ve kuvvet konusu. Konumuz hareket temel kavramları incelemeye başlayacağız bu dersimizde. Daha sonraki dersimde buna devam edeceğiz. Çünkü temel kavramlar önemli ve uzun bir konu. Şimdi önce hareketin ne olduğunu tanımlayarak başlayalım. Seçilen bir referans noktasına göre, bir başlangıç noktasına göre cismin yerinin ya da durumunun değişmesine hareket denir. Yani burada bir referans noktası önemlidir. Cismin durumunun ya da yerinin değişmesi. Bazen yeri değişmeden de hareket olabilir. Dönme hareketini unutmayın. Buna biz kısaca hareket olarak isim vermiş olacağız. Şimdi referans noktası nedir? Cismin hareketinin bir noktaya göre tanımlanmasıdır. Her harekette, her türlü hareket tanımlamasından mutlaka biz farkında olarak ya da olmayarak bir başlangıç noktası, bir referans noktası seçeriz. Mesela dünyadaki bütün hareketleri dünyaya göre, dünyayı referans alarak tanımlarız. Dünyanın hareketini asla bu işe katmayız. Oysa dünyamız hareketsiz mi? Tabii ki değil. Hem kendi eksin etrafında dönüyor, hem de güneşin etrafında büyük bir hıza dönmüş oluyor ama biz bunun hiçbirine hesaba katmıyoruz. Çünkü bizim için başlangıç noktası, referans noktası dünyanın kendisi. Burada önemli bir uyarı noktası var. Hareket görecelidir. Yani hareketi tanımlarken kime göre, neye göre olduğu önemlidir. Çünkü bir cismin hareketi referans noktasının durumuna ve hareketine göre değişir. Bir kişiye göre hareketli olan bir varlık ya da bir nokta başka bir kişiye göre hareketsiz olabilir ya da başka bir taraf doğru hareket ediyor olabilir. Otobüste arkadaşınızla beraber yan yana oturuyorsunuz diyelim. Siz birbirinize baktığınız zaman birbirinizi aynı yerde gördüğünüz için siz birbirinize göre hareketsizsiniz. Ama dışarıdan birisine baktığınız zaman ya da dışarıdaki bir kişi size baktığı zaman ikiniz de hareketli görür. Siz de dışarıdaki kişi hareketli görmüş olursunuz. Dolayısıyla hareket görecelidir. Yani kime göre neye göre olduğuna göre değişir. Temel kavramlar konusuna girmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Bazı kavramların isimlerinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini bilmemiz, hatırlamamız önemlidir. Bunların birincisi yörünge kavramı. Yörünge. Nedir yörünge? Bir hareketlerin izlediği yolun geometrik şekline yörünge denir. Yani hareketi sırasında nasıl bir yol izliyorsa, düz bir yol mu izliyor, eğri bir yol mu izliyor, yuvarlak şekilde bir yol mu izliyor, çembersel bir yol mu izliyor, nedir işte yani? onun adına biz kısaca yörünge diyeceğiz. Ve hareketleri genellikle yörüngelerine göre isim, isimlendireceğiz. Doğrusal hareket, çembersel hareket gibi. Hareketin çeşitleri de vardır tabii ki. Yani başta söyledik ya bazen cismin durumunun değişmesi de bir harekettir, yerinin değişmesi de bir harekettir. Temel olarak hareketi 3 grupta inceleyebiliriz. Birincisi hareket deyince ilk aklımıza gelen şey olan öteleme hareketi. Yani bir noktadan başka bir noktaya gitme hareketi. İkincisi dönme hareketi. Bir noktadan başka bir noktaya gitmiyorsunuz, bir eksen etrafında dönüp duruyorsunuz. Topaç gibi dönüyorsunuz ya da dönme dolaptaki gibi dönüyorsunuz ya da dünyanın etrafında dönen uydular gibi dönüyorsunuz. Bu da bir hareket türüdür sonuçta. Üçüncüsü titreşim hareketi. İki nokta arasında sürekli olarak gidip gelme hareketi yapıyorsa eğer bir şey, ona biz titreşim hareketi yapıyor diyoruz. Başka bir temel kavram konum. Nedir konum? Herhangi bir noktanın seçilen bir referans noktasına göre yönlü uzaklığına konum denir. Konumu biz x ile göstereceğiz. Vektör olduğu için üzerine ok işaretini yazacağız. Konum vektöre bir büyüklüktür unutmayın. Dolayısıyla işareti vardır. İşareti önemlidir. Mesela burada bakın şurada bir hareket görüyorsunuz. Şurası 0 diye işaretlenen nokta ya da O diye işaretlenen nokta başlangıç noktasıdır, referans noktasıdır. K ve L cisimlerinin konumları başlangıç noktasına göre isimlendirilirse mesela K'nin konumu eksi 10 metre olmuş oluyor. L'nin konumu da artı 20 metre olmuş oluyor. Çünkü bir tanesi O'nun sağında yani artı bölgede, diğeri ise O'nun solunda yani eksi bölgededir. Dolayısıyla ona göre isimlendirme değişmiş olacak. xk eşittir, eksi 10, xl eşittir, artı 20. Konum vektörel olduğu için işaretin sağda ya da solda olmasına göre işaret alacak. Ona göre de yazacaksınız. Buna dikkat edin. Alınan yol çok karıştırılan kavramlardan bir tanesidir. Lütfen dikkatle dinleyin. İyi öğrenme gayret edin. Alınan yol. Bir aracın yörüngesinin uzunluğuna alınan yol denir. Bir hareketli yörünge diyordu ya. O yörüngenin uzunluğu ne kadarsa aldığı yol o kadardır. Bu kadar. Mesela K'den L'ye geldi. L'den P'ye geldi. Bunun aldığı yol 60 metre artı 80 metre ne yapar? 140 metre bunun aldığı yoldur. Ve skalerdir. Konum vektörel ama bu skalerdir. Buna da dikkat edin. Yer değiştirme. Evet nedir yer değiştirme? Bir cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Kısaca şöyle diyebiliriz. İlk konum ile son konum arasındaki en kısa uzaklığın değeridir. Yer değiştirme x e, delta x ile gösterilir. Vektörel olduğu için şurada ok işareti olması lazım. Vektöre bir büyüklüktür. Unutmayın. Peki yer değiştirme nasıl bulunur? Cismin son konumundan ilk konumunu çıkartarak buluyorsunuz. Burada son konum ve ilk konumda işaret varsa işaretleri yazmayı unutmayın. Artı ise artı olarak yazın. Eksi ise eksi olarak yazın. Çıkan sonuç size yer değiştirmenin değerini verecektir. Mesela bakın burada k noktasının harekete başlayan bir k diyecek. Bu yolu izler. Böyle l noktasına gelir. Burası ilk konumdur. Burası son konumdur. İlk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe şurasıdır. Burası da yer değiştirmedir. Ama ilk konumla son konuma göre yer değiştirmenin yönlü olması gerekiyor. Yönü de önemlidir. Nereden nereye doğru çiziyorsunuz vektörün yönünü? İlk konumdan son konuma doğru çiziyorsunuz. İlkten sona doğru. O çizmiş olduğun vektör yer değiştirme vektörü olmuş oluyor gençler. Yer değiştirme deyince aklıma geldi bir anda. Dünya üzerin e, evrende dünyamız yalnız değil. Ay var, diğer gezegenler var, güneşler var, yıldızlar var. Yani bunlarla aramızdaki mesafenin ne kadar büyük olduğunu farkındayız acaba? Yani bir yerden başka bir yere gitmek istesek gerçekten dünyadaki gibi ne kadar sürerdi? Ne kadar yol almamız gerekirdi hiç düşündük mü? Mesela dünyamıza en yakın gök cismi diyelim, ay. Dünya ile ay arasındaki mesafe ortalama olarak 384 bin kilometredir. 384 bin kilometre. Söylerken kolay tabii. Bunu dünyadaki herhangi bir harekete karşılaştırarak zihnimizde canlandırmayı düşünelim, deneyelim, bakalım. Ne olacak? Dünyada diyelim ki bir yerden bir yere giderken otomobil kullanıyorsunuz. Dünya ile ay arasında bir otoyol olsaydı, bu otoyolda da 100 km/saat hızla gitseydiniz ne kadar zamanda giderdiniz? Hesaplayın bakalım ne kadar zamanda gideceksiniz? Yaklaşık olarak 160 gün sürerdi. Evet, 160 gün. Hiç durmadan, hiç mola vermeden, benzin takviyesi, mazot takviyesi falan filan mola hiçbir şey vermeden gitseniz 160 günde buradan aya gidecektiniz. Dünyadaki gibi hareket edip etseydik eğer. Mars hani çok meşhur ya Mars'a gitmek, Mars'a insanlı seyahatler falan filan, bir takım insanlar bununla ilgili projeler üretiyorlar. Yakın zamanda da bununla ilgili bir takım e, şeyler deneyler diyelim denemeler daha doğrusu denemeler yapıldı. Dünyada Mars'a gitmek isteseydik eğer, Dünya ile Mars arasında bir otoyol olsaydı, dünyadaki gibi gitmeye çalışsaydık ne kadar sürerdi? Dünya ile Mars arasındaki mesafe yaklaşık 80 milyon kilometredir. 80 milyon kilometre evet. Bunu saatte 100 kilometre hızla giden bir otomobille kat etmeye çalışsaydınız 91 yıl sürerdi. 10 yaşında başlayan bir insan bunu 100 yaşını geçtikten sonra önce bitirebilirdi. Sadece gidiş, bir de geri dönüşü var tabii ki bunun. Bir insan ömrünü aşardı. Yine aynı şekilde dünyadan güneşe gitmek isteseydik. Hani güneşe gidip de ne yapacağız diye düşünebilirsiniz ama fikir cimnastiği yapıyoruz canım o kadar da önemli değil. Dünya ile güneş arasındaki mesafede 150 milyon kilometredir. O da yaklaşık 171 yıl sürer. Di. Dünyadaki gibi hareket etseydik. Peki dünyadan Mars'a madem ki gitmek bu kadar uzun sürüyor. Dünyada Mars'a seyahat etmeye nasıl düşünebiliyoruz biz? Çünkü kullandığımız araçlar dünyadaki gibi hareket etmeyecek. Dünyada 100 km saat hızla gideceksiniz ama uzayda sizi engelleyecek herhangi bir sürtümü falan olmadığı için çok daha yüksek hızlara çıkabilecek ve uzun süre o hızlarla devam edebileceksiniz. O yüzden de tasarlanan seyahat. Dünya ile Mars arasındaki tasalanan seyahat 8 ya da 10 ay sürecek. Geri dönüşte o şekilde sürecek. Yani yaklaşık 2 yıl civarında bir süre sürecek. Oysa bunu dünyadaki gibi yapmaya çalışsaydık 90 yıldan uzun bir zaman almış olacaktı. Evet, bu da bir anekdot olsun size. Dersimize devam edelim. Evet, örnekten devam edelim. Şimdi burada bir hareket şekli var. Burada bazı kavramları yerine yerleştirmemiz gerekiyor nedir mesela? Yörünge deyince ne anlayacağız? Yörünge bir cismin hareketi sırasında izlediği yolun şeklidir. Yani şuradaki eğri bir noktalı kesikli çizgiyle gösterilen bir şekil var ya bu yörüngedir. Dolayısıyla bunu alırken hop şuraya yörünge yerleştireyim. Bu yörünge. Peki ilk konum neresidir? Cisim ilk baş hareketine nereden başladı? Buradan. Burası ilk konumdur. Son konum neresidir? Cismin en son nerede durdu? Burada. Bu da son konumdur. Alınan yol nedir? yörüngenin uzunluğudur. Yörünge bu hareketin şeklinin adıydı. Alınan yol ise bunun uzunluğu. Tek tek ölçeceksiniz. Gram gram, milim milim, santimetre santimetre ölçeceksiniz. Bulduğunuz sonuç size alınan yolu vermiş olacak. Referans noktası nedir? Referans noktasını istediğiniz yerden alabilirsiniz. İsterseniz burayı da alabilirsiniz referans noktası. İsterseniz başka bir noktayı da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şeydir. Peki yer değiştirme neresidir? Yer değiştirme İlk konumu son konum arasındaki en kısa yönlü uzaklıktır. O da şu çizginin kendisidir. Evet bu şekilde ifade edebiliriz bunu. Burası ilk konum olmuş oluyor. Hop, burası son konum olmuş oluyor. Şurası da alınan yol olmuş oluyor. Aynı zamanda burası yörüngedir. Yörünge şeklin adıdır. Alınan yol yörüngenin uzunluğudur unutmayın. Şurası da yer değiştirme olmuş oluyor. Referans noktası. Burayı da alabilirsiniz referans noktası. Başka bir nokta da olabilir. Mesela ben şurayı referans noktası almak istiyorum diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. O da olabilir. Böylece kavramla yerine yerleştirmiş olduk. Devam edelim. Evet örnek bir tane hareketli düz bir yol üzerinde hareket ediyor. Hareketli K'den P'ye gidiyor. Sonra P'den L'ye doğru gidiyor. Hareket eden bir cisim aldığı yol ve yer değiştirmesi nedir? Şimdi ne yapmış bu cisim? K'den O P'ye gitmiş. Orada durmamış. P'den de L'ye gitmiş. Aldığı yol ne kadardır? Yer değiştirme ne kadardır? Aldığı yol hareketi sırasında izlediği bütün yörüngenin uzunluğudur. Ne yaptı bu şimdi? K'den P'ye gitti. Sonra P'den L'ye gitti. KP arasındaki mesafe ne kadardır? KP arasındaki mesafe bakın 100 metre. Peki LP ya da PL arasındaki mesafe ne kadarmış? 20 metreymiş. Sonuç ne çıktı? 120 metre. Bu nedir? Aldığı yol. Peki bir de neyi soruyor bize? Yer değiştirmeyi soruyor. Yer değiştirme nasıl bulacağız? Cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki yönlü uzaklık. En kısa uzaklık. Cisim ilk başta neredeydi? Şurada. İlk olarak buradaydı. Peki en son durumda nereye geldi? L'ye. İlk konumla son konumu arasındaki mesafe. Şurası yer değiştirmedir. Ne kadardır burası? Burası KP mesafesi değil mi? Evet. Dolayısıyla delta x eşittir 100 metre olur. Gördüğünüz gibi bir cismin aldığı yol ile yaptığı yer değiştirimi aynı şey olmayabilir. Çoğunlukla aynı değildir zaten. Çok özel durumlarda aynı olur. Hep düz bir yolda gidiyorsa, hep aynı yönde gidiyorsa aldığı yolda yer değiştirmesi aynı çıkar ama ileri geri gidiyorsa ya da düz değil de eğri bir yolda gidiyorsa aldığı yol ile yer değiştirmesi tamamen farklı çıkar. Buna dikkat edin. Başka bir soru. Bir cisim böyle bir doğru üzerin hareket ediyor diyelim ki P'den L'ye doğru hareket eden cismin aldığı yol ve yer değişmesi ne kadardır? Nereden nereye gidiyormuş? P'den L'ye doğru gidiyormuş. Burası ilk, burası son. İlk konum burası, son konum burası. Ne yapacağız? Aldığı yolu bulacağız. Hep düz bir yolda mı gitmiş? Evet. Hep aynı yönde mi gitmiş? Evet. O zaman buradan buraya kaç metre var? 5 metre var. 5'ten 0'a gidiyor. 5 metre yol almış oluyor yani. Sonra 0'dan eksi 5'e gidiyor. Kaç metre yol almış oluyor? 5 metre daha. O zaman aldığı yol kaç oldu? 5 artı 5'ten 10 metre olmuş oldu. Peki yer değiştirmeyi soruyor bize. Yer değiştirmeyi nasıl yapacaktık? Son konum ilk konum. Bunlar önemliydi. Son konumdan ilk konumu çıkartarak yapacaktık. Delta x eşittir x son eksi x ilk. Neymiş bunun son konumu? İşaretle beraber yazacaksınız unutmayın. Alınan yol skaralı olduğu için sadece rakamlarla ilgilendim. Hiçbir zaman işaretlerle ilgilenmedim. Ve hep toplayarak gittim. Ama yer değiştirme de öyle değil. Hem işaretler önemli hem de ne tarafa doğru gittiğiniz önemli. Son konum eksi 5 değil mi? Eksi 5 olarak yazıyorum. Eksi diye yazıyorum. Parantez açtım. İlk konum nedir? Bu işlemi yaparsanız ne olur? Eksi 5, eksi 5. Eksi ile artını çarpım eksidir biliyorsunuz. Sonuç eksi 10 metre çıktı. Aslında yukarıdaki aynı rakam çıktı. Ama sadece burada eksi var. Neden? Çünkü yer değiştirme vektöreldir. Dolayısıyla yön önemlidir. Ne tarafa doğru gitmiş olduğunu gösteriyor. Bunun yer değiştirmesinin eksi 10 metre çıkması şu anlama gelir. Eksi yönde 10 metre gitmiş demektir. Aldığı yolu sorduğu zaman da 10 metre gitmiş. Bu tarafa doğru da olabilir, bu tarafa doğru da olabilir, yukarı olabilir, aşağı olabilir. Hiç önemli değil. Benim için tek önemli olan şey işareti, pardon miktarı ama yer değiştirmede işareti de önemli. Yani ne tarafa doğru gittiği de önemli eksi 10 metre, eksi yönde 10 metre gitmiş anlamına gelir. Bir cisim K'den L'ye, K'den L'ye gelmiş. Hop böyle gelmiş. Güzel. Sonra burada durmamış. L'den P'ye gidiyormuş. Çok güzel. L'den de P'ye gitmiş. Buna göre aldığı yol ne kadardır? Yer değiştirmesi ne kadardır? Yol içi ne yapacağım? gitti uzunluklar hep toplayacağım. Ne tarafa doğru giderse gitsin, ne yaparsa yapsın hep toplayacağım. Asla işaret, başka bir işaret kullanmayacağım. Tamam. Aldığı yolu, bu, yolu bulalım. Önce hangi yola gitmiş? Şu KL yolunu gitmiş. KL yolu ne kadar bakın. Verilen şekle göre bakarsak burası 60 metre olduğuna göre burası da 60 metredir. Sonra L'den P'ye doğru gitmiş. Burası 80 metre olduğuna göre burası da 80 metredir. O zaman aldığı yol ne kadar olacak? 60 artı 80 eşittir 140. Peki yer değiştirmesi ne kadardır? Dediği zaman neye bakacağız? İlk konum neresi? Son konum neresi? İlk başta K'den başladı en son P'de bitirdi. İlk konumla son konum arasındaki en kısa uzaklığı bulmamız lazım şurası. Burası da böyle bir üçgen oluyor. Burası 60, burası 80 olduğu zaman burası 140 değil tabii ki. O aldığı yoldu. Buradaki uzunluğu üçgendeki bazı bağıntılardan yararlanarak bulmamız gerekiyor bizim. Burası 60 metre ise, burası 80 metre ise, şurası 90 derece ise burası 100'dür. Bunun Pisagor diye bir bağıntı var. Oradan bulmuş olduk. Nasıldır o? 60'ın karesi artı 80'in karesinin karekökünü kökünü. Bulduğunuz zaman sonuç 100 yapar ki bu da bunun yer değiştirmesinin 100 metre olduğu anlamına gelecek. Yer değiştirmesi 100 metre. Şurası delta x bu da 100 metre. Başka bir soru. K'den M'ye. K'den M'ye gitmiş. Şunu farklı bir renkte bir yapayım. K'den harekete başlamış. M'ye gitmiş. Şu yolu izlemiş. Güzel. M'den P'ye. Evet bu da güzel. P'den de L'ye gitmiş. Evet bu da güzel. Aldığı yol ne kadardır? Gittiği bütün uzunlukları toplayacağım dedim değil mi? Aldığı yolda asla eksi işaretini kullanmıyoruz. Buradan burası ne kadar? 80 metre. Peki buradan burası ne kadar? 60 metre. Peki buradan burası ne kadar? Orası da 80 metre. Burası dikdörtgen şeklinde olduğu için şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşittir. Toplarsana ne yapar burası? 80 80 160 160 60 eklersem ne yapar? 220 metre yapar. Aldı yol bu kadar. Bu yol. Peki yer değiştirmesi ne kadardır bunun? Dediğimiz zaman ilk konum neresi? Son konum neresi? Buraya bakıyoruz. İlk konumun son konum arasındaki en kısa uzaklıktır. Bu da ne kadardır? K ile arasındaki mesafe 60 metredir. Yer değiştirmesi 60 metre oldu. Burada işaret kullanmıyorum. Çünkü iki boyut var burada. Artı tarafa doğru da var, eksi tarafa doğru da var. İşaret kullanmıyorum o yüzden. Normalde son konum burası, ilk konum burası. İlkten sona doğru gittiği için hangi yöne gitmiş oluyor bu? Artı yönde gitmiş oldu, O yüzden artı. Yani sağa doğru gidince artı, sola doğru gidince eksi olmuş oluyor. Onun yer değiştirmesi artı 60 metre olmuş oluyor. Devam edelim bir tane çembersel hareket üzerinden yola çıkarak bir soru yapalım. Bir cisim K'den harekete başlıyormuş. K'den L'ye gidiyormuş. L'den de M'ye gidiyormuş. Buna göre aldığı yol ne kadardır? Yer değiştirmesi ne kadardır? Şimdi bu yolu izleyerek gidiyor öyle değil mi? Şöyle çember üzerinden gidiyor. Güzel. Tamam. Pi'yi 3 olarak alacağız burada. Aldığı yolu bulmak için şu uzunluğu bulmam gerekiyor benim. Bu uzunlukta nedir? Bu çemberin çevresinin yarısıdır. Tam yarısını alıyor ya. Şuradan şurası. Çemberin çevresini bulacağım. O da nedir? 2 pi r'dir. 2 çarpı 3 çarpı yarı çarpı ne kadar? Bakın burada verilmiş. 100. O da ne yapar? 600 metreymiş. Tamamı şu çemberin uzunluğunu tamamı 600 metre. Ama bu yarısına gidiyor sadece. O yüzden ne olacak? Aldığı yolu bulmak için 600 bölü 2'den 300 metreymiş. Aldığı yol 300 metre. Peki yer değiştirmeyi soruyor bana. Yer değiştirmeyi neye bakacağız? İlk anda neredeydi? Son anda nerede? İlk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe şurası değil mi? Burada da ne var? Buradan buraya bir R var. Buradan buraya da bir tane R var. O zaman bunun yer değiştirmesi yani delta x'i 2 tane R'ye eşittir. O da ne yapar? 2 çarpı 100'den sonuç 200 metre yapmış oldu. Bakın aldığı yol 300 metre çıktığı halde yer değiştirmesi 200 metre çıkmış oldu. Demek ki alınan yol ile yer değiştirme her zaman aynı olmayabilir. Bugünkü dersimizde bu kadar. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.